TV izleyicileri, bugün Edremit'teyiz, Altınoluk'ta. Kiminle birlikteyiz? Sevgili AK Parti milletvekilimiz Mustafa Can Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Can Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yoğun temponuzda bize vakit ayırdınız. Estağfurullah. Altınoluk'tayız, güzel Balıkesir'imizin incisi. Önce nasılsınız diyelim ve başlayalım öyle. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Balıkesir'imizin incisi gerçekten sadece Balıkesir'imizin, Türkiye'nin incisi, güzel bir şehir Altınoluk. Evet. Çok güzel bir sabah, güzel bir güneş var. Sizlerle buluştuk. İnşallah bugün hem sohbet edeceğiz, hem yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmış olacağız. Biraz yoğun geçiyor. Siyaset kolay bir şey değil. Evet. Nerede yattığınızı bilmiyorsunuz, nerede kalktığınızı bilmiyorsunuz. Ve gerçekten Balıkesir de büyük bir şehir. Bazen Güney Marmara'da, bazen merkezde, bazen bu işte Körfez'de konaklama imkanlarımız oluyor. Günübirlik gitgeller de çok yorucu oluyor. Hem Ankara'ya git gel, hem Balıkesir içerisinde 15 bin kilometre karelik bir alanı yönetmek zorundasınız. Yorucu oluyor tabii. Ama sağlık olarak iyiyiz şükür. Sadece belle ilgili biraz sorun var. Evet, geçmiş olsun. Onunla ilgili de bir 15-20 gündür bir tedavi alıyorum. Yol durumundan kaynaklı. Uzun süre seyahat edince. Araçta tabii git araçta gel. Araçta sürekli seyahat edince böyle sıkıntılar olabiliyor. Başka bir sıkıntımız yok. Şehrimize hizmet etmeye, milletimizle birlikte olmaya gayret ediyoruz. İyi dilisiniz. İbrindiliyim tabii. Ben bizim baba toprağımız, baba ocağımız. Orada doğduk. Akçalören köyünde doğdum ben. 11 yaşıma kadar köyümde kaldım. Evet. Sonrasında tabii işte ortaokul okumak için İbrindil'e geldim. Ardından Balıkesir merkeze geçtik. Balıkesir merkezde liseyi İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü kazandım. Aynı bölümde, aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. Hı. Sonrasında da İstanbul Üniversitesi'nde doktoramı bitirdim. Eğitim hayatı böyle tabii bir taraftan da çalışma hayatı oldu bu dönem içerisinde. Evet. Daha üniversiteden itibaren çalışma hayatımız başladı yani. Evet. Öyle çok rahat bir üniversite öğrencisi değildik. Hep çalıştınız, hemen çalıştınız. Yani, ben ikinci sınıftan itibaren çalıştım. Yani üniversite ikinci sınıftan itibaren hem çalıştım hem okudum. Bu bana çok şey kattı. Bu bizim için çok önemli, meslekte çok önemli. Siz de gazetecisiniz, bilirsiniz. Evet. Şöyle bir şey var. Bizim dönemimizde teknoloji çok hızlı bir değişim yaşadı. Mesela ben ilk bu baskı sistemlerinin değiştiği, işte daktilodan bilgisayara geçiş sistemi değiştiği tam ara dönemde mesleğe başladım. Her ikisini de biliyorum. Daktiloyu da biliyorum. Daktilo sonrasındaki bilgisayar kullanımını da biliyorum. Eskiyi biliyorsunuz yani, yazmasını işte iki parmak ya da 10 parmak tabii, şeklinde. Tabii o dönemde kullandık. Tam işte bizim dönemimiz geçiş dönemiydi. Mesleğe başladığım dönem geçiş dönemiydi. Sonra işte bilgisayar sistemine geçtik ve ondan sonraki süreç çok farklı oldu gazetecilik açısından. Tabii bunları öğrenmek gerekiyor. Evet. Bu bilgi. Bunu da öğrenmek için okul sadece size teoriyi veriyor. Şimdi iletişim fakülteleri çok değişti. Biraz daha pratika yapmaya dönük çalışmalar olabiliyor. Evet. Ama bizim dönemimiz öyle değildi. Biz daha çok çalışarak bunu edinebiliyorduk. O yüzden de çalışmanın çok şeyini gördüm. Yani faydasını gördüm. Hem eğitimimizi bir taraftan tamamladık, hem de iş hayatına başlamış olduk. Tabii bu insana şey yapıyor. Hem sosyalleştiriyor, hem geliştiriyor, hem de donanım kazandırıyor. Evet. Bunun avantajlarını da hayatımın her aşamasında fark ettim, hissettim. Bir taraftan da ailemize yük olmadık tabii. Evet, öyle bir şey doğru. Var yani. Evlisiniz. Evliyim, iki çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Allah razı olsun, sağ olun. Nasıl babasınız? Nasıl tabir ediyorsunuz baba olarak? Ya şöyle, tabii ki ailesine sahip çıkan, ailesiyle özel olarak ilgilenen bir babayım, ama hep yoğun bir baba oldum.
Yani bu biraz ailem açısından hep eleştirildi. Şey yapmadan önce, işte vekil olmadan önce yine STK çalışmaları kendi görevimiz hasebiyle yoğunduk. O dönemde de böyle çocuklardan uzak kaldık. Yani büyümelerin çok fazla aslında eşlik edemedik çocukların büyümelerine. Evet. Ama genel olarak çocuklarımla ilgilenen, onların ihtiyaçlarına önem veren, ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgilenen, ailesiyle ilgilenen bir babayımdır yani. Evde patron kim desem? Evde patron hanımlardır ya. Hanımlar. O tartışılmaz bir şey yani. Şimdi ben desem yanlış anlaşılır. Evet. Hanımlar bu konuda şeydir, kesinlikle her defasında, her zaman baskındır. Öyle olmasa da bir sakınca yok yani. Çünkü çocuk da onlar ilgileniyor, evet. Aileyle onlar ilgileniyor, işlerle onlar ilgileniyor, ev işleriyle. Biz daha çok kendi işimizle ilgileniyoruz. Onların patron olmasına müsaade de etmek lazım. Evet, doğru. Bu yoğun temponuzda tabii çok yoğunsunuz gerçekten. Şimdi Edremit'e geldiniz. Ev aslında Ankara'da. Orada ikamet ediyorlar. Ama eve vakit ayırabiliyor musunuz yoğun temponuzda? Ya şöyle, şimdi çocuklar Ankara'da. Evet, benim iki çocuğum da orada okuyor. Oğlum bu yıl üniversite sınavına girecek. Evet. Tabii ki biz haftada 4 gün Balıkesir'e geliyoruz ki ben sahayı, Balıkesir'i çok önemsiyorum o anlamda. Her perşembe günü meclis kapandığında bir şekilde Balıkesir'e geliyoruz. Bazen uçak oluyor, bazen karayoluyla geliyoruz. Ve sahada olmaya çalışıyoruz. Bu dönem içerisinde 4 gün boyunca çocuklar babası kalıyor. Evet. Annesiyle birlikte kalıyorlar. Döndüğümüzde de tabii meclis çalışmaları var. Mecliste bazen gece yarılarına kadar oluyor. Bazen bir hafta çocuklar babayı görmüyorlar yani. Evet, doğru. Sadece bir selamlaşmayla geçiştiriyoruz. Öyle zamanlar oluyor. Kahvaltımızı bir yandan yapalım. Evet, Altınoluk kahvaltısı. Evet, zeytinimiz güzel var. Güzel bir kahvaltı var. Balıkesir'in biliyorsunuz hem siyah zeytini hem yeşil zeytini. Bu da zeytinyağımız. Kızarmış zeytin, zeytinyağımız var. Balıkesir'in gerçekten hem zeytinyağı açısından Türkiye'de, dünyada belki de evet. Çok önemli bir kaynağımız. Bu da güzel bir zeytinyağı. Rengi gayet güzel. Evet. Evet, Balıkesir tabii bu anlamda çok iyi. Ama daha iyi olmak zorunda. Bu işin pazarlama kısmıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Markalaşma kısmıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Tescillerle ilgilenmemiz gerekiyor. Eğer bunları yapabilirsek ben önümüzdeki dönemde hem zeytinyağı noktasında çok daha öne çıkabileceğimizi düşünüyorum. Siz mecliste bir geçen sene herhalde kolonya götürmüştünüz. Orada bir gazetecilere basına tanıtım yapmıştınız o şekilde. Kertilçam, kolonyamız, normal kolonyamız onun gibi. Şimdi bizim Kertilçam var, platin kolonyaları var. Evet. Ben orada Balıkesir'in kolonyasını tanıtmakla alakalı biraz şey yaptım. Gerçekten sağ olsun bizim platinindeki arkadaş da şey yaptı özel olarak. Oraya götürdük, dağıttık. Bütün milletvekilleri öyle bir dönemde dağıttım ki tam pandemi yeni başlamıştı. Evet. Herkesin kolonya aradığı bir dönemde kolonya dağıttık ve inanılmaz teşekkür aldık. Ama ben bütün milletvekillerine dağıttım. Yani sadece AK Partili arkadaşlarımıza değil, meclisteki bütün milletvekillerine dağıttık. Gazeteci arkadaşlarımıza dağıttık. Meclis personeline dağıttık. Ve Balıkesir'in o anlamda da mesela bilinmiyordu yani. Evet, bilinmiyor. Kolonya yönünü kimse bilmiyor Balıkesir'in. Biz bir taraftan da kendi şehrimizi bu anlamda tanıtmamız lazım. Kendi ürünlerimizi tanıtmamız lazım. Ben mesela şunu da yapıyorum zaman zaman. Kendi sosyal medya hesaplarımdan Balıkesir'in ürünlerini tanıtıyorum. İşte Susurluk ayranı. Gidiyorum mesela Susurluk'tan geçerken ayran içerken bir fotoğraf alıyorum. İşte Susurluk ayranı diye. İşte Ayvalık tostu. Efendime Susurluk söyleyeyim. Tostu. Höşmerim. Höşmerim. Yani onları şey yapıyoruz. Mümkün olduğunca tanıtmaya gayret ediyoruz. Ama biraz şey herhalde, zengin bir şehir. Tanıtamıyoruz gibi. Eksiğimiz var. Eksiğimiz var. Daha organize olacağız. Şimdi güzel bir proje var, çalışma var Levent Bey. O da gastronomi şehri Balıkesir üzerinden bir çalışmamız var. Bu ayın 15'ine doğru belli olacak. Altyapısını bayağı güzel hazırladık. İyi bir çalışma oldu. Hem milletvekillerimiz hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın koordinatörlüğünde Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Sayın Valimiz, İl Başkanımız hep birlikte böyle bir yoğun bir çalışma içerisine girdik ve o süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Güzel bir dosya hazırladık. Evet. Ankara'da iyi ziyaretler yaptık. Mesela bu gastronomi şehri Balıkesir, bunda bir şey yapabilirsek, mesafe kat edebilirsek inşallah olur. Balıkesir çok şey kazanacak, ona inanıyorum. Türkiye'ye tanıtılması, dünyaya tanıtılması, açılması noktasında. Özellikle UNESCO konuda çok şey yapıyor. Biliyorsunuz insanlar gidecekleri şehirlere UNESCO üzerinden bakıyorlar. Hangi şehire gidelim, nerede tarihi kalıntı, miras var, onları inceliyorlar, işte yiyecekleri inceliyorlar. Doğal güzelliklere bakıyorlar. Ona göre şehirlere ziyarete gidiyorlar. Biz Balıkesir olarak da hem İDE Park projesi hem de bu gastronomi projesiyle ilgili şu anda güzel bir mesafe kat ettik.
Önümüzdeki dönemde inşallah bunu da bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bir de Aynias diye bir başka proje var. O da Çanakkale Balıkesir'in içerisinde olduğu bir rota. O da kabul edildi. Evet. Önümüzdeki dönemde inşallah onun da bu bölgeye çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Bu gastronomi şehri dedik. Merkez Balıkesir mi olacak yoksa? Tabii Balıkesir. Merkez. Balıkesir. Peki şimdi bizim yeni havalimanımız var. Ama bir türlü aktifleşmedi. Hı hı, hı. Şimdi onun da etkisi olması açısından o ne zaman uçak kalkışları olacak buradan? Şimdi şöyle, bunu biz de çok istiyoruz. Ankara'ya gidip gelmek bizim evet. açımızdan zor oluyor. Ama şehrin gelişmesi ve kalkınması açısından da çok önemsiyoruz. Havalimanı yapıldı biliyorsunuz, bitti. Şu anda havalimanımızın sadece açılma kısmı kaldı. Güvenlik alındı, her türlü işlemi evet. bitti. Sadece pandemi olunca yolcu sayı yok. Evet. Uçuşlar ciddi anlamda düştü. Uçuşlar düşünce havalimanını açamadık. Pandemi sonrasında inşallah biz hem Ulaştırma Bakanımıza hem de Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Müdürüne birebir bu konuları ilettik. Vekil arkadaşlarımızla birlikte değişik zamanlarda onlar aradılar. Birlikte aradık, konuştuk falan. Yani ben pandemi sonrasında inşallah açacağımızı düşünüyorum. Ben burada Ticaret Odası Başkanımıza da Rami Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o da bu konuda çok ciddi destek verdi ve 6 ay boyunca biz şey yapalım dedi yani. Destek verelim evet. Türk Hava Yolları'na yeni oturana kadar sistem. Öyle bir imkan da sağladılar. İnşallah önümüzdeki dönemde bunu gerçekleştireceğiz. Öyle düşünüyoruz yani. Evet, Twitter, Facebook, evet. Instagram o şekilde. Bayağı yoğunsun. Twitter'da bilhassa. Ben tabii dilimiz biraz keskin. Zaman zaman zarar görüyoruz. Çok ciddi evet. kapışmalar yaşıyoruz Twitter'da. Ama siyasetin döndüğü yerde daha çok Twitter. Orada fikri anlamda çok tartışmalar oluyor. Hakaret edenler oluyor. Zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ama genel olarak hem Twitter'ı yazı biliyorsun, yazı alanıdır. Daha çok evet, kısa fikrinizi belirttiğiniz bir alan. Instagram'ı görüntü ve video olarak daha çok kullanıyoruz. Şeyi de Facebook'a da fotoğraf ve metin olarak yine evet. yoğun bir şekilde kullandığımız bu üç mecra var. Diğer mecralarda da varız ama yoğun olarak bunları kullanıyoruz. Mesela kendi sosyal medya şeyimiz var, Yay. Onları kullanıyoruz. Yerli sosyal evet. medya. Yerli ve milli olan sosyal medya diyoruz. Onu da kullanıyoruz. BIP'i kullanıyoruz Turkcell'de. Onlara da mümkün olduğunca hem destek vermeye hem de kullanmaya gayret ediyoruz. Sosyal medya önemli. Evet. Artık günümüzde sosyal medyayı görmezden gelerek yapılabilecek bir şey yok. Doğru. Farklı bir yere gitti dünya, farklı bir yere doğru evrildi. Ana akım medya elbette hayatımızda da her zaman oluyor ama sosyal medyayı da artık herkesin evinde, her çocuğun elinde bir telefon. Sabah kalktığında herkes elini yüzünü yıkamadan evet, telefona bakıyor. Direkt telefonla yazmış ne olmuş. Herkesin yastığının altında artık telefon orada duruyor. Bunu önemsemek lazım. Çocukları da artık teknolojiden uzaklaştırarak onları işte yapma diyerek yapabileceğimiz bir şey yok. Geleceği nasıl bu yönde oluşturabiliriz evet. diye odaklanmak gerekiyor. Ben sosyal medya anlamında iyi olduğumu düşünüyorum ama tabii bilemiyorum yani. Sizden nasıl görüyorsunuz? Uzaktan güzel yani bayağı bir aktif kullanıyorsunuz. Evet. Twitter gerçekten. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı gönderilerini görüyoruz sizde paylaştıklarınızı. Tabii bayağı aktifsiniz hem önden. Orada da ciddi anlamda destek veriyoruz. Hem Cumhurbaşkanımızın söyledikleri önemli. Onların topluma ulaşması önemli. Balıkesir'de hemşehrilerimize evet. ulaşması önemli. O anlamda da onun paylaşımlarını da sürekli kullanıyoruz. Evet. Sayın Bekir'im Balıkesir sizce 20 yıl sonra nerede olur? Evet. Bu güzel bir soru. Ben ilk milletvekili adayı olduğumda Balıkesir'e bunu sık sık tekrarlıyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum bunu. Parlatılmamış pırlanta Balıkesir demiştim. Evet, hatırlıyorum. Yani hatırlıyorsunuz değil mi? Parlatılmamış pırlanta. Neden böyle bir cümle söyledim? Balıkesir bir kere gerçekten konum olarak çok güzel bir yerde. Evet. Çok geniş bir coğrafyası var. Denizi var, sahili var. Turizm anlamında doğası var, doğal güzellikleri var, dağları var. Balıkesir kadar böyle dağı olan bir şey, şehir çok fazla yok. Coğrafyası çok geniş olduğu için hem denize bakan dağları var hem de yine sahil turizmi olarak çok yoğun bir sahil turizmi yapılabiliyor. Hem Güney Marmara'da yapılabiliyor hem Körfez'de yapılabiliyor. Bu anlamda çok büyük bir avantajımız var. Devam edelim. Dağları söyledik, denizleri söyledik. Termal suları var. Sağlık evet. turizminde kullanılma potansiyeli çok yüksek. Tarımda kullanılma potansiyeli çok yüksek termal suları var. Bunların çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve analiz edilmesi gerekiyor. Yine devam edelim. Bugün dünyanın en stratejik ürünü olan, tarım sektörü olan tarım. Bu tarım anlamında da Balıkesir çok iyi noktada. Yani ovaları, o kadar güzel ovalarımız var ki su imkanlarımız var, barajlarımız var, göletlerimiz evet. var. Ve son yıllarda Türkiye'de en fazla yatırım alan şehir bu anlamda Balıkesir. Barajlar, gölet sulama alanları, bu sulama altyapılarının yapılması bu da tamamlandı gibi. Yani ovalar ve barajlarla birlikte ayrıca stratejik bir alan oluyor tarım anlamında. Evet. Devam edelim. Hayvancılık noktasında yine Türkiye'nin
imkan olarak falan çok iyi noktada bir şehri Balıkesir. Hayvancılıkta özellikle küçük kümes hayvancılığında küçük başta ve büyük başta çok iyi noktada Türkiye'ye ciddi anlamda destek veren bir şehir. Madencilik anlamında biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de en fazla ruhsat verilen şehir Balıkesir. Yine ciddi bir potansiyel barındırıyor. Evet. Pırlantanın parlatılmadığını şimdi daha iyi anlıyorsunuz, evet, değil mi söyleyince? Her şeyimiz var, her imkanımız var. Artı devam edelim. İstanbul bir tarafımızda, İzmir diğer tarafımızda, Manisa hemen öbür tarafımızda. Evet. Bu kadar güzel bir noktada duruyoruz. Yani atalarımız Karasi Beyliği'ni kurarken aslında burayı çok stratejik bir yer olduğunu anlamışlar. Onun için kurmuşlar. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Balıkesir potansiyeli çok yüksek olan bir şehir. Böyle inanılmaz gelişme potansiyeli, kalkınma potansiyeli var. Ve ben önümüzdeki 10 yıl içerisinde Balıkesir'de büyük bir sıçrama bekliyorum. Özellikle İstanbul-İzmir otobanının bitmesi. Yine aynı şekilde havalimanının bitmiş olması. Çanakkale Köprüsü'nün bitmiş olması, evet, ve aradaki otobanın bitmiş olması. Bütün bunlar Balıkesir'i apayrı bir yere taşıyacak. Zaten şimdiden gayrimenkul fiyatlarında inanılmaz artış oluşmaya başladı. Şimdi böyle baktığınız zaman bu potansiyel önümüzdeki yıllarda Balıkesir'e yansıyacak. Zaten yansımaya başladı. İstanbul bir kere zaten artık Balıkesir'i kendi periferisinde görmeye başladı. Yani İstanbul'daki insanlar geliyorlar, Balıkesir'e ciddi yatırımlar yapıyorlar ve bu yatırımların meyvesini alacağız önümüzdeki dönemde. Burada şunu önemsiyorum, bunu özellikle söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Ben Balıkesir için daha çok turizm şehri olan bir Balıkesir, tarım ve hayvancılıkta öne çıkan bir Balıkesir olmasını istiyorum. Yani bu benim fikrim. Neden böyle olmasını istiyorum? Özellikle sanayi anlamında gelişen İstanbul'a yakın olan, İstanbul'un dibindeki şehirlerin toprakları çok kirlendi, denizi kirlendi. Şimdi ben Balıkesir kirlensin istemiyorum. Çevreci anlamında çevresi korunmuş, tarım anlamında toprakları korunmuş ve yine hayvancılık anlamında öne çıkan, sahil anlamında öne çıkan bir deniz anlamında ve doğa turizmi anlamında öne çıkan bir Balıkesir bambaşka bir şehir olarak dünyada parlayacaktır. Sadece Türkiye'de değil. Bunlara dikkat ederek, bu yönde yatırımlar yaparak biz doğal bir şehir olarak Balıkesir'i koruyabilirsek ben çok büyük bir kazanım elde edeceğimizi düşünüyorum. Elbette sanayi olacak. Sanayi olmadan bir şey olması mümkün değil. Şimdi bakın mesela tarım diyoruz. Tarımsal yan sanayinin Balıkesir'de gelişmesi lazım. Evet. Efendime söyleyeyim. Diğer alanlarda yine Balıkesir'de sanayi olması lazım ama biz mesela işte kimyasal sanayilerin buraya gelmesine müsaade etmememiz lazım. Doğru, ona göre izin vermememiz lazım. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeni organize bölgeler kuruluyor Balıkesir'in gelişmesiyle ilgili. Buralarda falan daha dikkatli, daha seçici olarak şehrin gelişimine katkı sunmak gerekiyor. Sorunuza biraz geniş cevap verdim ama önemli bir soru diye düşünüyorum. Yani Balıkesir önümüzdeki 10-20 yıl sonra gerçekten büyük bir sıçrama yapan bir şehir olacak. O yüzden ben bütün hemşehrilerime kendi arazilerine, kendi topraklarına sahip çıkmalarını özellikle hasreten kendilerinden istiyorum. Lütfen satmasınlar. Satmasınlar, evet. Yani ama şimdi Körfez ağırlıklı Kaz Dağları'nda duyuyoruz ne kadar doğru ne kadar yanlış. Oralara ev yapılacak diyerekten dağların içine hatta yabancı kişilerin de aldığını biliyoruz. Şimdi şöyle, alabilir insanlar ama o bölgenin dokusunu bozmadan, doğasını bozmadan nerelere imar verilmeli, nerelere verilmemeli bunların hesabının çok iyi yapılması gerekiyor. Tabii yani yaşam alanı olacak sonuçta. Burada yaşam alanı olmadan şehrin gelişmesi mümkün değil. İstanbul'dan insanlar gelecek, İzmir'den insanlar gelecek, dünyadan insanlar gelecekler buraya. Bu insanlar buraya geldiklerinde de elbette eve ihtiyaçları var, yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Bu olacak ama çok dikkatli ve özenli yapılması gerekiyor. Sayın Vekilim, Balıkesir'i isteyip de getirttiremediğiniz bir proje var mı? Var. Ben özellikle bu otomobil fabrikasının, Almanların Volkswagen otomobil fabrikasının Balıkesir'e gelmesiyle ilgili çok büyük bir çaba göstermiştim o dönemde. Gazetelerde yansıdı. Ona özellikle konum olarak ve ulaşım olarak Manisa bölgesini tercih ettiler o zaman. Şimdi zaten yatırım gerçekleşmedi, orada da gerçekleşmedi. Ama bunun Balıkesir'de olmasıyla ilgili çok arzu ettim, istedim. İkincisi, yine Türkiye'de önemli bir grup var, Kağanlar Grup diye. O arkadaşların Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne gelmesine, süt ürünleri ile ilgili önemli bir firma. Balıkesir'de olsun diye 300 milyon civarında bir yatırımları vardı. Onları da getirdik, davet ettik. Aslında bölgeyi de gezdirdik. Evet. Uzunca bir sürede bireysel çabayla gelmişti onlar. Aileyi tanıyorum çünkü. Onların da Balıkesir'e gelmesini çok arzu etmiştim. O da nasip olmadı. Onlar da sonradan arazinin pahalı olmasından kaynaklı ve sütün miktarı açısından yaptıkları hesaplar üzerinden Aydın'ı tercih ettiler. Evet. Onun da Balıkesir'e gelmesini çok istemiştim. Onunla ilgili de bu iki büyük yatırımı gerçekleştiremedik. Ama bir taraftan da yatırımlar gelmeye devam ediyor. Evet. Vekilim, Balıkesir sizin için ne ifade ediyor?
Ve Balıkesir denildiğinde akla gelen ilk şey? Bir kere Balıkesir gerçekten çok güzel bir şehir. Yani dünyanın bence çok güzel şehirlerinden bir tanesi. Şimdi Anadolu kıtasına baktığımızda böyle Anadolu içerisinde pırıl pırıl öne çıkan, her yönüyle öne çıkan bir şehir. Anadolu'nun içerisine doğru gittiğinizde siz de fark etmişsinizdir. Aslında çoğu yerde bozkır var. Bozkır, evet. Evet, yani. Genellikle Ankara'ya gidip geliyorsunuz. Ankara'da aynen. Polatlı'dan yol bitmez. Aynen öyle. Ağaç yok. Ağaç yok. Dümdüz kuru toprak. Ama benim şehrime geldiğimiz zaman, Balıkesir'e geldiğimiz zaman denizi var, doğası var, ağacı var, dağı var. Az önce de bahsettiğim evet. gibi bambaşka bir şehir. Dünyanın bence en güzel şehri. Bana göre öyle. Ben kendi şehrimi çok seviyorum. Yani bugün Türkiye'nin de potansiyel barındıran şehirlerinden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki dönemde o potansiyeli gerçekleştirmek için uğraşacağız. Balıkesir karesi olarak biliniyor. Daha çok. Yani karesi beyliğinin devamı olan bir şehir. Bu anlamda da bereket şehri. Evet. Güzellik şehri. Bu anlamda da ben önemsiyorum Balıkesir'i. Karesi kelimesinin daha fazla kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem şehirlerin hem devletlerin kökeni çok önemli. Yani bu kökeni yaşatmak gerekiyor. Balıkesir merkezi noktada sizce eksiklik ne? Ya biraz sosyal donatı alanları ve çevre güzelleştirmesi anlamında daha iyi olabilir. Hani diyoruz ya Balıkesir'den olabilir. Mesela misafir geliyor, Altınoluk'a getiriyoruz, Ayvalık'a yani, getiriyoruz. O yönden. Yani, o yönden söylüyorum zaten. Yani biraz daha böyle daha sosyal alanlar yatırım yapılabilir. Yaşam alanları oluşturulabilir. Gençlerin daha fazla vakit geçirebileceği, turistlerin daha fazla vakit geçirebileceği alanlar yapılabilir. Tarihi çarşılar, kendi ürünlerimizi sunabileceğimiz çarşılar yapılabilir. Fuarlar düzenlenebilir Balıkesir merkezde. Evet. Bu yönde çalışmaların iyi olacağını düşünüyorum. Ama özellikle sosyal yaşam alanlarının oluşması, tiyatroların açılması, efendime söyleyeyim daha böyle nitelikli, daha kaliteli kafelerin, lokantaların, evet. restoranların açıldığı, biraz daha aslında İstanbul'un bazı güzel yönlerinin yansıtıldığı bir şehir haline getirilebilir yani. Hem İstanbul'da yakın, Bursa'ya yakın. Tabii. Ama yine eksiklik var. Mesela biz Balıkesir kuzusu diyoruz. Evet. İşte Balıkesir eti diyoruz. Balıkesir peyniri diyoruz. İnsanlara bunu daha iyi sunabileceğimiz alanlar oluşturmamız gerekiyor. Aslında bazen ben düşünüyorum. Bizim Atatürk Parkı var. En yakın şehir merkezine yakın nokta. Evet. Bir geniş alan. Oraya eski bir tarihi Balıkesir evi. Olabilir, yapılıp tabii. içinde olabilir. Balıkesir'in 50 çeşit peyniri diyoruz ama gelen kişi peyniri nereden alacak? Balıkesir evi olur. Balıkesir. Onu evet olur. Eski Karesi Belediyesi'nin Balıkesir çarşı Lisesi'ne olabilir. Çarşı. Balıkesir Lisesi'ne çıkan yokuşta eski evler var mesela. Şimdi Karesi Belediyesi oraları tekrar düzenleyecek ama yani o sabit noktaya belediyenin yapabileceği bir imkan olabilir belki o şekilde Balıkesir tanıtıcı. Çok güzel olur. Güzel olur yani o şekilde oralara. Sayın Vekilim, genellikle siyasetçilerin yalan söylediği söylenir. Siz de sıkıştığınızda yalan söylüyor musunuz? Ya tabii şöyle, siyasetçilere bu yalan konusu yapışmış bir mesele. Evet. Ama şöyle bir şey var, mümkün olduğunca vatandaşla samimi ve doğru iletişim kurmak önemli. Yani o yalan bir şekilde ortaya çıkıyor ve mahcup oluyorsunuz. O yüzden ben elimden geldiğince doğru söylemeye, insanlarla doğru bir iletişim kurmaya gayret ediyorum. Yani yalanın sonu yok, insanlara kazandıracağı bir şey de yok. O yüzden mümkün olduğunca doğru iletişim kurmaya çalışıyorum. Türkiye'nin başarısını muhalefet size nasıl değerlendiriyor? Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın başarısını. Muhalefetin bir kere muhalefet anlayışı çok sakat, çok sorunlu. Yani doğru yapılan işlere de kötü diyorlar. Yanlış yapılan işlere de yanlış diyorlar. Yani sürekli bir kötüleme, sürekli bir çamur atma siyasetiyle hareket ediyorlar, anlayışıyla hareket ediyorlar. Bunun ben Türkiye'de karşılığı olmadığını düşünüyorum. Mesela doğru yapılan işlere, güzel yapılan işlere nedir doğru yapılan iş? Mesela Libya meselesi. Libya'da evet. bizim Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızın korunma meselesi. Bu kadar doğru, bu kadar güzel bir iş yapılmış. Pandemi meselesi. Pandemide bu kadar güzel bir çalışma yapılmış Türkiye'de. Vatandaşlarımızın sağlığı korunmuş. Önceden yapılan yatırımların karşılığı alınmış. Şehir hastanelerini kastederek söylüyorum. Evet. Aşıda Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olmuş. Ya doğru yapılan şeyleri söyleyin. Yanlış yapıyorsa da bir eleştiriyle, bir düzgün bir dille, nezaket diliyle eleştirebilirsiniz. Bu anlamda ben muhalefeti çok sakat bir hareket ettiğini düşünüyorum. Mesela Libya meselesinde Türkiye'yi uluslararası alanda zora sokacak açıklamalar yaptılar. Evet. Bu herkes tarafından biliniyor yani. Şimdi bunlar doğru şeyler değil. Bir kere önce nedir? Siyaset
niçin vardır? Millete hizmet için vardır, devlete hizmet için vardır. Bunun dışına çıktığı zaman, hırsla yapıldığı zaman zarar vermeye başlıyor. Bu yüzden de Türkiye'nin kendi çıkarları, milletin çıkarları olduğunda daha dikkatli olması gerekiyor. Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Ama yanlış yapıldığında da elbette muhalefetin eleştirme hakkı, muhalefet etme hakkı çok önemli diye düşünüyorum. Onu yapabilir, bunda hiçbir beis yok. Ama diğer alanlarda da daha böyle dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Türkiye'de muhalefetin her şeyi yanlış diyerek, her şeyi eleştirerek, doğru yapılan işlere bile yanlış diyerek aslında kendi muhalefet anlayışı açısından yanlış işler yaptığını düşünüyorum. Milletin de bundan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Muhalefet demişken Sayın Vekilim, hep böyle erken seçim çırkanlığı yapıyorlar. Sizce niye bu durmadan bunu ön plana çıkartıyorlar? Valla şu anda Afyon'un Güney Beldesi'nde seçim yapıldı. AK Parti %60 civarında oy alarak seçimi kazandı. Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. AK Parti'nin milletteki karşılığı devam ediyor. Erken seçim olabilmesi için ne olması gerekiyor? Bir kere seçim ortamının oluşması gerekiyor değil mi? Evet. İktidarın başarısız olması, Türkiye'yi yönetememesi, bir karmaşanın olması, ekonomide sıkıntının olması gibi şeylerin olması. Var mı böyle bir şey? Yok. Yok. Böyle bir şey olmadığı zaman da erken seçim olmaz. Yani muhalefet sırf laf olsun diye, kendi tabanını belki etkilemek için. Bir de sürekli yenilen bir muhalefet var. Yani hiç seçim kazanamayan sürekli yenilen bir muhalefet var. Ama ısrarla erken seçim demeye devam ediyorlar. İstedikleri kadar erken seçim istesinler. Seçim 2023'te yapılacak ve inşallah yine AK Parti'nin başarısıyla taşlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye devam edecek. Şimdi şuna inanıyoruz biz. Milletimiz kendisiyle gönül birlikteliği içerisinde olan, kendi kodlarıyla hareket eden, ruh dünyasıyla hareket eden insanları ve partiyi hissediyor. Evet. Ve AK Parti böyle bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle gönül birlikteliğini kurmuş bir lider. O yüzden önümüzdeki dönemde de inşallah bu hizmet kervanı devam edecek. Ben muhalefetin açıkçası bu erken seçim çağrılarının da altının boş olduğunu düşünüyorum. Tamamıyla bir söylemden, retorikten ibaret olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik operasyonlara rağmen Türkiye'de büyüme durumu nasıl ve Balıkesir'de yatırımlar konusunda hükümet ne düşünüyor? Şimdi şöyle, ekonomik operasyonlara rağmen Türkiye %7 büyüdü. Evet. Önce onu söyleyeyim, 2021'in ilk çeyreğinde. Geçen yılda dünyada büyüyen iki ülke vardı. Birisi Çin, diğeri Türkiye ve Türkiye yine büyüdü ekonomi olarak. Ve bunu sadece bizim verilerimiz değil, uluslararası kuruluşların verileri. Yani böyle içeriden işte diyorlar ya, etkiliyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, öyle bir şey değil yani. Türkiye'nin ekonomisi büyüdü ve bu büyümenin %30.5'i makine teçhizatından geliyor. Yani sanayiden geliyor. Yani Türkiye büyüyen bir ülke ekonomik olarak. Pandemiye rağmen büyüyen bir ülke. Bütün zorluklara rağmen büyüyen bir ülke. İnşallah bu pandemi bittikten sonra 2022 yılına girdiğimizde göreceksiniz Türkiye şahlanacak, daha da büyüyecek. Evet. Ekonomisi daha toparlanacak. Ve daha güzel günlere doğru inşallah hem üretim aşamasında hem ihracat aşamasında gitmeye başlayacağız. Tabii dünyadaki pandemi dünyayı kastı kavurdu. Bütün ülkeler büyük sıkıntılar yaşıyor. Böyle bir ortamda biz büyüyoruz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan güzel haberler geliyor. Doğalgaz haberleri, evet. Petrol haberleri, yeni müjdeler geliyor. Bunlar da ülkemiz için çok büyük kazanımlar. İnşallah bunlar daha da iyi anlaşılacak önümüzdeki günlerde. Balıkesir'e gelince, Balıkesir'de büyük yatırımlar yapılıyor. Gençlik spor alanında yatırımlar yapılıyor, ulaştırma alanında yatırımlar yapılıyor, sağlık alanında yatırımlar yapılıyor. Yani bu yatırımlar önümüzdeki dönemde devam edecek. Hiçbir şekilde durmadı. Türkiye genelindeki yatırımlar hiçbir şekilde durmadı. Bu yatırımlar devam ediyor. Bakın Edremit'e 400 yataklı hastane demiştik daha önce. İnşallah bu yatak sayısı daha da fazla olacak ve çok güzel bir bölge hastanesi gibi bir hastane olacak Edremit'te. Balıkesir merkeze yine 400 yataklı bir devlet hastanemizin inşallah önümüzdeki dönemde çalışmaları başlayacak. Dün Gömeç Devlet Hastanesi'ni gezdik, açılışı hazır. Sındırgı Devlet Hastanesi açılışı hazır. Susurluk Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı. Yani devam ediyor çalışmalar. Evet. Balıkesir merkezde büyük havuzlar yapılıyor. Gençlik merkezleri, gençlik merkezimizi açtık. Yeni gençlik merkezleri yapılıyor. İlçelerimizde yine gençlik merkezleri, spor alanları, halı sahalar, tenis kortları, yani spor alanında ne varsa gençlerimizin ihtiyacı, bütün bunların hepsi yapılıyor. Ulaştırma alanında zaten çok büyük yatırımlarımız var. Balıkesir'in hem içerisi hem çevresi, periferisi her anlamda gelişmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Biz şehrimizde önümüzdeki dönemde daha güçlü bir şekilde yatırımların devam etmesiyle ilgili uğraşıyoruz. Elbette olumsuzluklar oldu, sıkıntılar oldu ama bu sıkıntıları inşallah yatırım anlamında hissettirmeden devam edeceğiz. Esnafımız bu dönemde biraz zorluk yaşadı. Bunun da farkındayız. Evet, bunu söylemeden geçemeyiz tabii ki. Yani esnafımız zorlandı. İnşallah onların da yaralarına merhem olmak için biliyorsunuz paket açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki dönemde esnafımız da inşallah işleri düzelecek. Özellikle aşının etkisiyle birlikte, aşılamayla birlikte, koronadaki işte yeni rakamlarla birlikte daha doğru, güzel günlere doğru gideceğiz diye düşünüyorum ben.
Ulaştırma demişken, şimdi Ulaştırma Bakanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadığı, yani alt geçitler olsun, dalçıklar olsun, onları yapma projeleri var mı? Var var, destekliyor. Balıkesir merkezde mesela tren garının olduğu yer bayağı bir trafik sıkışık burada. Orada bir insanlar bazen geçerken diyoruz kendimiz zaten bir alt geçit olabilir mi? Büyükşehir Belediye'mizin özellikle tren yolunun şehir dışına alınması ile ilgili bir başvurusu var. Bunu Ulaştırma Bakanımızla bizzat görüştük. Orada takip ediyoruz. Eğer o tren yolu biraz şehrin dışına doğru kaydırılabilirse zaten oralar komple değişecek ve rahatlayacak. Yani öyle bir proje şu anda var. Yine bunun yanında Dursun Bey yolu, Savaştepe yolu. Evet. Bütün bu yollar şu anda bitmek üzere. Ciddi anlamda yollar devam ediyor. Korucu Bergama yolu da önümüzdeki dönemlerde başlayacak. Bunlar çok büyük projeler. Ulaştırma Bakanlığı tarafından bunlar devam ediyor, çalışılıyor. Şimdi Körfez yoluna geldik. Mesela tatil olduğu zaman, bilhassa Kurban'da, Ramazan Bayramı'nda insanlar artık tatil niyetine çıkıyorlar. Eskiden bayramlaşma değildi. Şimdi ışıklarda bekliyoruz. Normal sabit Gömeş'ten buraya geliyoruz. Bazen bir saati buluyor normal altın olan şehre gelmek için. Akçayır'da da var aynı şey. Evet. Onun için alttan geçit yapma imkanı ya da üst taraftan köprü yapma ihtimali Ulaştırma Bakanlığı'nın var mı böyle projesi? Şöyle, Büyükşehir'imizin böyle bir projesi var. Çok konuşuldu bu konu. Şimdi şehrin bir taraftan da bunlar kalıcı projeler olduğu için yapılan iş güzel olsun, şehri kirletmesin, görüntü olarak da güzel olsun diye. Bunlar çok iyi düşünülen şeyler. Mesela şu anda alt geçit mi yapalım, çevre yolu mu yapalım ya da kavşak projesi mi yapalım? Bunlar çok tartışıldı, hala tartışılıyor. Ama daha çok kavşak yapılması yönünde bir karara doğru gidiyor iş. Alt geçitten ziyade kavşak yapılması ile ilgili. Hem Zeytinli'ye bir tane kavşak düşünülüyor. Hem de bu şeye bir tane kavşak Akçay bölgesine yapılabilir gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Ulaştırma Bakanlığı'nın da desteğiyle inşallah yapacağız yani. Şimdi Balıkesir dedik. Şu balı göstermek istiyorum. Evet. Bal niye? Geçen ben şeye gittim geçenlerde. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ana arı, kraliçe arı üretim merkezine. Orada gerçekten belediyenin çok güzel bir çalışması var. Kraliçe arı üretiyorlar. Onlar orada kendi balcının tabiriyle yüzük oluşturuyorlar. Orada kraliçe arı üretimi var. Yani belediyenin bu şekilde bunu yapması. Bal üretimi değil ama gerçekten balı da tattım ben orada. Kendi bal da güzeldi. Bal da o kadar lezzetli ki. Evet. Buradan tekrar söyleyeyim. Naim Bey var orada. Naim Şef Müdürü, orası müdürü. Onunla birlikte çalışmalara katıldık. Sizce belediyenin bu çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Çok doğru buluyorum. Çünkü belediye, Büyükşehir Belediyesi ciddi imkanlara sahip. Arıcıların önünün açılması, onlara bu tip imkanların sağlanması çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Bey de bu çok önemsiyor bu işi. Özellikle arılar konusunda daha geldiği günden beri yapılan çalışmalar var. Arıcılık konusunda biliyorum. Siz de bizzat şahitlik etmişsiniz. Evet. Bu tip çalışmalar önemli. Hayvancılık konusunda, özellikle koyunculuk konusunda da bir takım çalışmalar var. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından koç dağıtımı yapılıyor. İşte yem desteği yapılıyor çiftçilerimize. Bunlar çok güzel çalışmalar. Dediğiniz gibi bu arıcılık noktasında da Balıkesir özellikle doğal anlamda natüresi çok güzel olan, evet, güzel bir şehir. Burada arıcılık noktasında da bizim gelişmemizin önünün açılmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'de işte Ordu bal noktasında en öne gelen şeylerden bir tanesi biz niye olmayalım yani. Hatta orada bal çeşidi var. Kestane balı dediler. Ondan sonra bir ağaç çeşidi daha vardı. Onunla ilgili bal söylediler. Kayın mı? Kayın da, evet. Balıkesir'e has bir balmış bu. Evet. Kepsut bölgesinde oluyormuş. Gerçekten orada bal üretici bir arkadaş vardı. Onunla da görüştük. Tek izliyor Balıkesir'de. Yani çok Türkiye'de önemli. Tek izliyor. Çok önemli. İnşallah bunları önümüzdeki dönemde çeşitlendirerek çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Tabii orada balın tadına siz bakmışsınız. Baktım. O kadar güzel övdünüz ki çok ben de lezzetli. Tavsiye ederim. Ama gidip birebir orada yemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü tamam. Kovandan çıkardılar petek. Tabii onu o anda çok görmek lezzetli. Daha iyi. Hatta şey. Çektim onu. Doğal olarak görmek çok de çok lezzetli. Önemli. Tabii. Eyvallah. Evet. Sayın Bekir'im, eşsiz bir manzara. Altınoluk. Evet, Altınoluk manzarası. Altınoluk denizi tertemiz görüyorsunuz. Evet, pırıl pırıl. Diyor ki ben yazı hazırım. Evet. Hem sesiyle, hazırım. Hem güzelliğiyle, hem temizliğiyle. Çok gerçekten güzel bir cam gibi. Deniz, evet. Aslında girmek lazım ama hava soğuk hali. Evet. Vekilim, evet. Benim kısa kısa sorularım olacak size. Buyurun. Başlayayım. Arabada hangi müziği dinlersin? Daha çok Türk sanat müziğini tercih ediyorum. Biraz da halk müziğine dönük şeylerim oluyor. Evet. Dinliyorum. Vefa. Vefa, adamlık, dostluk. Güven. Güven, herkeste olması gereken şey. Doğruluk.
Doğruluk hayatın gerçeği olmalı. İyilik. İyilik de herkeste olmalı. Karşıdakini biraz da anlamak. Yalan. Hiç olmaması gereken şey. İnanç. İnanç kalple ilgili bir şey. Yani özellikle dini anlamda herkeste olması gereken bir şey. Huzur veriyor. Evet. Para. Para, o da hayatın gerçeği diyelim. Mutluluk. Mutluluk çok göreceli bir şey. Sevgi. Sevgi kalple ilgili de o da. İnsanların birbirine karşı olan hissettikleri duygu. Savaş. Keşke hiç olmasa. Barış. O da hep olsa diyelim. Barış çünkü dünyaya özellikle çok lazım günümüzde. Bütün bu savaşlara baktığımız zaman insanlar ölüyorlar, çocuklar ölüyorlar, kadınlar ölüyorlar. Keşke hiç olmasa. Kaybetmek. Asla arzu edilmeyen şeydir herhalde. Ümitsizlik. Ümitsizlik insana yakışmayan bir şey, insanı bitiren bir şey. Kazanmak. Kazanmak adil olduğu zaman güzel oluyor. En son hizmet diyelim. Hizmet anlayışla alakalı bir şey. Kaliteli ve güzel bir şekilde yapıldığı zaman, samimi bir şekilde yapıldığı zaman herkesin takdir edeceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün Sayın Vekilimiz Mustafa Can Bey ile birlikte devam ediyoruz. İş adamlarıyla buluştu kendisi. Önce merhaba diyelim. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mecit Kılınç Arslan. TSA Travel firmasının genel müdürüyüm. İstanbul'da turizm işleriyle iştigal ediyoruz. Aynı zamanda yurt dışında Afrika ağırlıklı olmak üzere de turizm faaliyetleri yapan 6 tane ülkede ofisimiz var. Sayın Vekilimi ziyaret ederek buradaki yatırımlarla ilgili şehrimizde yapılabilecek çalışmaları incelemek için buraya gelmiş bulunmaktayız. Siz tanıyabilir miyiz? Mutlu Bozkurt. Balıkesirliyim ben. Manyas'ta bütün ailem. Burada Balıkesir merkezde ve Edremit'te kendi şirketimiz var, aile şirketimiz var. Isıtma soğutma sektörüyle ilgili işlerimiz var. Ama aslen İstanbul'da hep ikamet ettim. Şimdi aile şirketleriyle ilgilenmek üzere buraya geldim. Buralardayım. Balıkesir'de ağırlıklı olarak merkezde? Merkezde bu doğal gaz dönüşümle birlikte ısıtma soğutma sektörünün toptan dağıtım ürünlerini yapıyoruz. Bir Balıkesir merkezde 6000 metrekare bir depomuz var. Oradan mühendislik şirketlerine ürün satışları gerçekleştiriyoruz. Üç kardeşiz. İki kardeşim bu işlerle tamamen meşgul olmakta. Ben de olarak yanlarında bulunuyorum. Sizi tanıyalım. Abdurrahman Kılıç, ben de İstanbul'da duruyorum, Fatih'te. Endoskop ve medikal malzemelerin imalatımız var. İşte yatırımları değerlendirmek üzere Sayın Vekilimizi ziyarete geldik. Ne gibi yatırım düşünüyorsunuz Balıkesir'de? Ne gibi yatırım düşünüyoruz? Turizmle alakalı tabii ki. Tabii. Ağırlıklı olarak Körfez bölgesi mi yoksa Ayvalık merkez? Körfez bölgesi. Altınoluk, Akçay. Evet, inşallah. Evet, bizim bize yakın sinemacı. Merhaba, ben Kerim Altıntaş. Muğla Milaslıyım. Balıkesir'e niye geldik? Oradan başlayayım. Turizme geldik. Sayın Vekilimizi ve Mutlu Bey'i çok sevdiğimiz için geldik. Kendi memleketime turizm değil, Balıkesir'e turizm yatırımı yapmaya geldik. Öyle düşünün. Muğla Milas'tan geldiniz diyorsun. Evet. Avukatım. Aynı zamanda film yapımcısıyım. Sinema filmimiz var. Yakında çalışmalarına başlıyoruz. Size de bahsettim. Neslihan Tay diye bir kızımız vardı. Allah rahmet eylesin. Onun hayatını film yapacağız inşallah. Temmuz gibi çekimlere başlayacağız. Kasım Aralık gibi de vizyona sokmayı düşünüyoruz. Onun haricinde MÜSİAD'da Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği'nde genel başkan yardımcısıyım. Biz İş Adamları Derneği olarak da Türkiye'nin her yerine yatırım yapalım, ülkemizi kalkındıralım, ülkemize hizmet edelim derdindeyiz. Bunun için de seyyah olup yola düşüyoruz.
Bugün de yolumuz Balıkesir'e düştü inşallah. Sayın vekilim de bize burada Balıkesir'i anlatıyor. Balıkesir'in turizm ve iş fırsatlarını anlatıyor. Onunla birlikte günü geçirmeyi düşünüyoruz. Mustafa Can Bey'le birlikte devam ediyoruz çekimlerimize. Havran Belediye Başkanımız Sayın Emir Arslan'ın yanına geldik. Evet vekilim, buradaki görüşleriniz. Evet, şimdi tabii Havran bizim körfezimizin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Giriş ilçemiz aslında, şirin ilçelerimizden bir tanesi. Kaz Dağları'nın yamacında kurulmuş. Hem denizi gören hem doğal güzelliğiyle dikkat çeken bir ilçemiz. İlçemizin belediye başkanı da Emin Ersoy Başkanımızı ziyaret ettik. İstanbul'dan bir heyetimiz var. Heyetimizin niyeti turizm yatırımı yapmak. Tabii biz de Balıkesir'imize gelen bütün yatırımcılara aynı zamanda rehberlik ediyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu heyetimizle inşallah hem başkanımızla tanıştıracağız, Havran'la ilgili bazı düşünceleri var. Hem de bugün burada yatırım yapmayı planladıkları bölgede bir ziyaret gerçekleştirecekler. Onun için buradayız. İnşallah başkanımızın kahvesini içeceğiz, sonra da orayı dolaşmaya geçeceğiz. Başkanımızla da konuşalım. Merhaba başkanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Yatırımcılar Mustafa Bey getirdi, Can Bey, Sayın Vekilimiz. Sayın Vekilimden öncelikle Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Her zaman ilçemize vermiş olduğu destekler sonsuzdur. Yatırımlar konusunda, yatırımcılar konusunda, ilçemizde yapılacak olan her türlü faaliyette bizim yanımızda. Ben şahsına şimdiden teşekkür ediyorum. Yatırımcılarımıza birer birer hoş geldiniz diyorum. Bilhassa tabii Havran'ımız şirin bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz. Kaz Dağları'na bir ucu, bir ucu Madra Dağları'na dayanan, oksijenin, havanın, Eybek suyunun olduğu bir ilçe. Görselliğiyle, doğasıyla muhteşem bir ilçemizdir. Tarih, kültür ve Seyit Onbaşı gibi de bir yiğidimiz Havran'la. Değerler saymakla bitmez. İnşallah bu değerlerin üzerine daha çok değer katmak için bizler yerel yöneticiler olarak elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Dikkatimi çekti başkanım. Leblebiler Havran'a. Evet. Havran tabii Havran deyince Havran leblebisi, Havran höşmerimi, yoğurdu, peyniri, karadudu, koruk suyu, bunlar hep Havran'da özleşmiş ham maddeler, gıda ürünleri. Esnafımıza girdiğimizde her gün her çeşit taze bunları bulabilirsiniz. Zeytinyağı ve yeşil zeytini de zaten hem bölgenin hem Havran'ın bir ürünü. Tabii geldiği zaman da misafirlerimize hem ikram ediyoruz hem de esnaflarımızdan gelen on binlerce körfeze bilhassa gelen yazın turistler Havran'a gezerler. Gelirler, ürünlerimizden alırlar. Bir de pazarımız var ki onu da değinmeden geçemeyeceğim. Köylü pazarımız, evet organik demesek dahi tam bir doğal ürünler pazarı. Hangi gün kuruluyor? Perşembe gün hayvan pazarımız olur. Hem küçükbaş hem büyükbaş iki gün hayvan pazarı kurulur. Cuma günü de Havran'ın sebze ve meyve pazarı olarak. Meyve demişken mandalin de ön planda herhalde Havran'da. Evet, Havran mandalinası ince kabuklu, çekirdeksiz olmasıyla gerçekten bölgenin en büyük pazarı. İstanbul pazarımız olsun, bölgeye mandalinamız devamlı gider. Bunun yanında siyah incirimiz, incirimiz de kavak inciri dediğimiz Ağustos'un 15'inde başlayıp çok lezzetli bal gibi kabuğu ile yenilen incirimiz de Havran Ovası'nda yetişir. Her türlü ürünümüzde, meyve sebzemizde, topraklarımızda yetişiyor.
Mustafa, Sayın Milletvekilimiz Mustafa Can Bey ile birlikte yatırımcılarımızın yanındaydık. Neredeydik? Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un yanındaydık. Şimdi araçlarla birlikte yatırımcılarla Hanlar bölgesine gidiyoruz. Burada günübirlik, kalma, kamp, camping, tur gibi yatırımlarla ilgileniyorlar. Camping olayı var. Bakalım şimdi olan kamp alanına, şimdi yavaş yavaş Hanlar'a doğru ilerliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi her yer zeytin, zeytin ağacı. Havran muhteşem bir ilçemiz. Yani Balıkesir'in bütün ilçeleri gerçekten çok güzel. Genellikle karavan tipini planlıyorlar. Çünkü artık pandemiden dolayı insanlar evlerinden çıkıp doğayla baş başa kalmak için karavan tipi araçları tercih ediyorlar. Yavaş yavaş da Türkiye'de bu karavan olayı yerleşecek gibi duruyor. Çünkü herkesin yazlığı yok. Çoğu kişi zaten yazlık değil, günübirlik olaraktan araçlarıyla birlikte gelip kamp yapma imkanı bulacaklar. Doğayla baş başa, yeşile doya doya bir gün geçirmenin keyfini yaşamak için inşallah bu proje oluşturulunca bir daha geldiğimizde oluşmuş halini çekip, kamping halini çekip sizlerle paylaştıkla imkanı buluruz. Evet, dediğim gibi şimdi Sayın Milletvekilimiz Mustafa Can Bey, Havran Belediye Başkanımız Emin Ersoy ve İstanbullu yatırımcılarla birlikte Havran'ın güzel yeri Hanlar'a doğru gidiyoruz. İlleri saydı, bizi illerde, değişik illerde daha çok fazla, yüzlerce, binlerce olan var ama Balıkesir'e nedense diyor yok diyor, ben şöyle boylar denk gelmiyor. Boylar denk gelmiyor. Şu anda Havran'ın Hanlar mevkiindeyiz. İnşallah burada oksijeni alabildiğimiz kadar ciğerlerimizi alacağız. Evet. Çok güzel bir oksijen var, çok güzel bir hava var, serin de bir hava. Aynı zamanda bölgeyi dolaşmış olacağız belediye başkanımızla birlikte ve yatırımcı arkadaşlarla birlikte. Sonuçta vatandaşların, hele cumartesi, pazar, kış, yaz hep dolu olur. Yani gelip piknik yaptığı alanlar içerisinde vatandaşlarımız yol boyundan itibaren Edremit'e kadar, evet, talim alanı var, Gülsüm alanı, o bölgeler var yol kenarlarında. Ormanın izin verdiği alanlarda mesire olarak gelir. İşte vatandaşlarımız temiz hava alır yerlerle içeride, ondan sonra akşam evlerine gidersin. Evet Sayın Vekilim, sizinle güzel bir gün geçirdik. Edremit'te, Altınoluk'ta sabah kahvaltısını yaptık. Sonra Edremit'e, sonrasında Havran'a, belediye başkanımızla görüştük. İş adamlarıyla birlikte olduk. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizler de zahmet verdiniz ama sizin için de farklı bir deneyim oldu. Evet.
Şu anda Havran'da Hanlar bölgesinde Fazlıca köyünün hemen eteğindeyiz. Gerçekten çam ağaçları yaşını almış. Tahmin etmek zor ama oldukça yaşlı çam ağaçları, birbirinden kıymetli diğer meyve ağaçları ve kuş sesleri arasında. Evet, çok güzel gerçekten. Şu anda yine Eybek suyunun olduğu bölge bu bölge. Havran'ı besleyen suyun olduğu bölge. Bu bölgede sizlerle birlikteyiz. Az önce siz de röportaj yaptınız. Burada yaşayan birçok kişi tedavi olmak için ve sağlığına kavuşmak için gelmişler. Kendileri de izah ettiler. Gerçekten turp gibi olmuşlar. Hepsi kanser hastaları var, akciğer hastaları var, kalp hastaları var. Hepsi iyileşmişler ve burada sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar. Onlarla da sohbet etme imkanımız oldu. Memleketimizin dört bir tarafı cennetten bir parça. Evet. Çok güzel bir memleket. Sizler de şahitlik etmiş oldunuz. Biz de zaten sürekli buralarda vatandaşlarımızla birlikteyiz. Daha 3 ay önce biz burada kış şartlarında evcil hayvanlara yem vermek için gelmiştik. Bugün de bu bahar mevsiminde yeşilin her tonunun gözüktüğü bu mevsimde sizlerle dolaşmak için geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde de buraların daha güzel olmasıyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz.